Satürn'ün buzlarla kaplı uydusu Enceladus üzerinde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, uydunun buzlarla kaplı yüzeyinin altındaki okyanuslarda yaşam olabileceği ihtimalini yeniden canlandırdı. Dünya dışında yaşam arayışı, her ne kadar aklımıza ilk olarak bizim gibi düşünebilen, gelişmiş canlıları akla getirse de aslında durum yalnızca bundan ibaret değil. Özellikle Güneş sistemimizdeki gezegenlerde ve uydularında devam eden yaşam arayışları, ilk düşüncenin aksine daha çok mikroskobik canlı arayışı üzerinde şekilleniyor. Bu noktada Satürn'ün uydusu Enceladus, sık sık gündeme gelmeyi başaran uydulardan bir tanesi. Buzlarla kaplı bir yüzeyin altında, dev okyanuslar saklayan Enceladus'un okyanuslarının, hidrotermal bacalarla dolu olduğu keşfedilmişti. NASA tarafından yürütülen bir araştırmayla ortaya çıkan bu bilgiler, uydunun okyanuslarında yaşam izleri olabileceğine işaret ediyordu. Ayrıca Enceladus üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, uydunun üzerinde bulunan çatlaklardan püsküren buzun içeriğinde, hidrojen ve metan dahil olmak üzere çeşitli karbon içeren, organik bileşikler tespit edilmişti. Ancak en son araştırmalar bunun doğrudan yaşama işaret etmeyeceğini, Enceladus'un dünyada görmediğimiz türden bazı metan üreten, abiyotik reaksiyonların olabileceğini öne sürüyordu. Yeni bir araştırma ise, Enceladus'ta yaşam konusunu yeniden gündeme getirdi. Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji bölümünde, görevli bir bilim insanı olan Regis Ferriere ve ekibi, ortaya çıkan şaşırtıcı derecede yüksek metan miktarının, yalnızca abiyotik faktörler ile tam olarak açıklanamadığını gösteren, yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada çeşitli mikrop popülasyonlarının, metan salınımına ne oranda sebep olabileceği gibi, bazı konu başlıkları ile ilgili çeşitli simülasyonlar oluşturuldu. Ortaya çıkan sonuçlar, abiyotik faktörler ile açıklanamayan salınım miktarlarını tutarlı şekilde karşılamayı başardı. Araştırma sonuçları, her ne kadar doğrudan Enceladus'ta yaşam var demeye yeterli olmasa da, Ferriere bu alanda yürütülen çalışmaların önemli olduğunu ve yaşam ihtimalinin henüz reddedilemeyecek kadar olası olduğunu ifade ediyor. Gelecekte yürütülecek çalışmalar ile durumun netliğe kavuşacağı düşünülüyor.